Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TTT Geometri Kampı'nın 11. hafta videolarına başlıyoruz. Bu hafta paraya kenarı işleyeceğiz. Dörtgenlerin en önemli konularından biridir. Yani paraya kenarı bilmezseniz diğer dörtgenlerde büyük ihtimal yapamazsınız. Çünkü çoğu dörtgen paraya kenarın özel bir halidir. Şimdi paraya kenarı da ne yapacağız? 4 videoda halledeceğiz. İlk videomuzda her zamanki gibi tanım vereceğiz. Ve üçgenle ilgili çözülebilen kısmından bahsedeceğiz. Yani sayfa numarası kitabımızda da 104, 105. 106 ve 107'nin yarısını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. En önemli şey tanımdan başlayalım. Bakalım tanımı neymiş? Karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgene biz paraya kenar diyoruz. Bazıları şöyle diyor. Karşılıklı kenarlar paralel ve karşılıklı kenarlar eşit diyor ama sadece ve sadece paralel olması yeterli. Bakalım gerçekten de paralel olması yeterli mi? Hemen üçgen ispatından bir şeyler yapmaya çalışalım. Bunlar birbirine paralelse. Hocam burası nokta açısıysa burası da nokta açısı. Burası çizgi açısıysa Z'den dolayı burası da çizgi açısı. E üçüncü açı karaladığım açıysa nokta çizgi karaladım. E nokta çizgi karaladım. E burası da üçüncü açı oldu. E şimdi ne oldu? Şu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta aynı açının karşısındaki kenarlar şurası ortak kenar olduğundan dolayı birbirine eşit. Yani bunlar eş üçgen çıktı. O yüzden eş üçgendeki temel mantıkta aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti. Yani noktanın karşısı A iken noktanın karşısı A. Çizginin karşısı B iken çizginin karşısı B. Evet karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen aynı zamanda karşılıklı kenarlarda ne oldu? Birbirine eşit çıktı. Peki hocam sadece ve sadece karşılıklı kenarları birbirine eşit olmuş olsaydı da paralel kenar tanımı olur muydu? Evet olurdu. Hemen bunun da ispatını yapıyorum sana. Yani şunlar AA burası da BB ise acaba bunda da karşılıklı kenarlar birbirine paralel mi? Paralel kardeş. Bak bunlar önemli noktalar. Niye? Hop şöyle çizdiğimiz zaman şu köşegeni. Şuraya da C diyecek olursam hocam şu üçgen ile şu üçgen bütün kenarları birbirine eşit olan üçgen ABC üçgeni. Yani A, kenarlar ABC, kenarlar ABC. Kenar kenar kenardan uzanlı oldu. Bunlar eş oldu. E o zaman A'yı gören nokta açısıysa A'yı gören nokta açısı eş üçgenlerde kenar 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 eşliğinde eşit kenarları gören açılar eşit ya ondan dolayı. B'yi gören çizgi ise B'yi gören çizgi diyoruz. E o zaman burası da C'ye gören karaladığımsa C'yi gören karaladığım oldu. Bak ne oldu? Gerçekten karşılıklı kenarlarda birbirine paralel oldu. Z kuralı sağlandığından ya da şöyle bir Z kuralı sağlandığından dolayı. Evet şunu öğrenmiş olduk. Paralel kenarın tanımı. Ya karşılıklı kenarlar birbirine paralel olacak ya da karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacak. Ya da ikisi birlikte dü düşünebilirsiniz. Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dört dörtgene paralel kenar denir diyebilirsiniz. E buradan da Zaten karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Söyledik bunu hallettik. Karşılıklı açılar da birbirine eşit. Çıktı mı çıktı. Çünkü niye? Hocam bu açıyla bu açı birbirine eşit oldu. Eyvallah. Hatta burası nokta artı çizgi ise burası da nokta artı çizgi. Çıktı mı çıktı. Hatta şunu da yazabiliriz buraya. Ardışık açılar hemen yazıyorum. Ardışık açılar toplamı 180 derecedir kardeşim. E hocam niye böyle? Çünkü paralel kenarda doğru açı yok mu? U kuralı yok mu burada? Var. Yani şöyle U kuralından dolayı bu alfa ile beta'nın toplamı ne yapıyor? Alfa artı beta eşittir 180 derece yapıyor. Yani ardışık olan açılar hatta burası da beta oluyor. Şuradaki ardışık açılar toplamı da 180 derece yapıyor. Karşılıklı açılar da birbirine eşit olmuş yapıyor. Evet hanım hanımı <laughs> tanımı iyice irdeledik mi arkadaşlar? İrdeledik. Öğrendik mi öğrendik? Bence en önemli şey tanımı iyi bir şekilde öğrenmek. Ondan sonra üçgenlerle ilgili çıkabilecek soruları böyle yapabilmek. Zaten ÖSYM de buna önem veriyor. Lütfen bu videoya dikkat et. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Aşağıdaki şekilde birbirinden farklı 3 tane paraya kenar biçimindeki kartonlar üst üste konulmuştur. Görüyorsun üst üste konulan paraya kenarları. Şekilde gösterilen açı ölçü birimlerine göre 42 derece var 90 derece var. Alfa kaç derecedir diye soruluyor. Paraya kenar demiş ya hemen tanımını kullanacağım. Öncelikle bir 42'ye bakalım. Hocam bu 42 ise şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel mi? Paralel. A ben alfaya yanaşmaya çalışacağım. O zaman buradaki paralelikten dolayı yöndeş açıdan burası da 40 yapar mı? Yapar. Tamam. Hatta ters açıdan dolayı burası da 40 yapar. Eyvallah. Sonra neyi kullanacağım? 90'a. Hocam şunlar birbirine paralel ya. E o zaman burası 90. Sonra başka hocam şuradaki paraya kenarda da şunlar birbirine paralel. E o zaman burası 90 ise yöndeşten dolayı burası da 90 yaptı. Bak ne çıktı. şurada küçücük üçgende. Burada kaç? 90 derece. Burası 42 derece. Yani şu üçgende iki iç açının toplam bir dış açı değil mi? 90 burası, 42 burası. Alfa da o zaman 90 artı 42 eşit olacaktır. Yani 132 derece buluruz cevabı. Görüyorsunuz ta eski bilgiler, yöndeşlik, doğruda açılardaki kurallardan bile sonuca ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Evet örnek 1'i 132 bulduk. Geldik örnek 2. ABC'de paralel kenar demiş. Bak tanımını hemen uygulayacaksın. Tanımını kullanacaksın şekil üzerinde. Tanım. Hocam karşıtlı kenarlar birbirine paralel. Karşıtlı kenarlar birbirine eşit. Ki alakasız yerde eşitlik verilmiş. Ben bunu nasıl kullanacağım? Hemen tanımını kullanayım. Hocam burası çift çizgiyse burası da çift çizgi. Aa burada ne çıktı? İkiz kenar. Sonra hocam karşıtlı kenarlar birbirine paralel. Bak 50'ye baktığın zaman Z'den dolayı burası da 50 yaptı mı? Yaptı. E sonra ne yapacağız hocam? 50'yi de yazdık bundan sonrasında. Başka bir şey. Sıkıştığımız zaman hemen soruyu okuyoruz. Hocam AB ile de CE birbirine eşit verilmiş. AB ile CE çok alakası yerde eşitlik var. Ama dikkat et paraya kenarın tanımı gereği şu karşılıklı kenarlar birbirine eşitti yani burası da eşit. Aa burada ikiz kenar mı çıktı şimdi? Evet. Tepe açısı 50 derece. 180'den 50 çıkart. 130 2'ye böl. 65 65 oldu. 50 65'ten dolayı burayı da 65 bulursun ya da hocam şurada Z kuralı var. Z kuralından dolayı da 65 ise burası da 65 diyebilirdik. E hocam 65 ise burada da bir ikiz kenarlık çıktı ya. Taban açısı burası da 65'tir. Benden BAD isteniliyor. Yani cevap böylelikle 65 derece olarak buldu Çünkü şu açı isteniliyor bizden. Örnek 2, 65. Geldik örnek 3'e. Şekil 1'de verilen paralel kenar şeklindeki karton köşegeni boyunca kesilip üçgenler oluşturuluyor. Ve bu üçgenler şekil 2'deki gibi kırmızı üçgenin üzerine konuluyor. Hmm. Şekil 2'deki mavi üçgenlerin kenarları arasında kaç 50 derece olduğuna göre kırmızı üçgende BAC açısı... Kaç derecedir diye soruluyor bize. Şimdi burada ne verilmiş kardeşim? Şurada kaç 50 derece verilmiş. Eyvallah. Burada şu paralel kenarı ben kullanacağım bir kere değil mi arkadaşlar? E, karşılıklı kenarlar birbirine paralel. E tamam. Hocam bu şurası alfaysa burası da alfa yapar. Z'den dolayı karşılıklı kenarlarda hatta birbirine eşit mi eşit? E şu de şöyle göstereyim. Hatta burası da çift çizgi, burası da çift çizgi. Hatta sen buraya beta dersen şöyle Z'den dolayı burası da beta yapar. Şekil üzerinde gel. Bunları yerleştir. E hocam şu küçük açı beta. Şuraya beta yazdım. Ondan sonra buradaki açı alfa. Geniş açısı alfa. Şu üçgen buraya konulmuş ya. Şurası alfa. Sonra buradaki üçgende de hocam burası alfa. Şunun da tamamı beta mı? Yok neresi? Geniş açısı alfa olacaktı. Pardon. Şu alfa. Şurası da beta mı olacak? Evet. E sonrasında ne yapacağız? Hay Allah takıldık kaldık. Aslında şuna baktığınız zaman paraya kenarda Biraz önce ispat yaptım ya size. İspat işte o yüzden çok önemli arkadaşlar. Köşegeni çizdim hatta ispatı bak şurada göstereyim. Tanımı irdelemek bile ki zaten bence en önemli şey bu tanımı irdelemek. Tanımın da nereden geldiğini bilmek. O tanımın nereden geldiğini bilmek yani tanımdaki o bilgileri kullanmak soruda sorularda kullanmak bizi hep çözüm yöntemine itiyor mu? Kesinlikle itiyor. E ben burada köşegeni çizdiğimde şunların eş üçgen olduğunu göstermemiş miydim? Evet bak burada da şu köşegen çizdiğimizde bu üçgenler üçgen değil mi? Evet eş yapıyı kullandırmışım burada. Çaktırmadan eş yapıyı kullandırmışım. ÖSYM şöyle üçgenlere ayrı ayrı veriyor. Al bir üçgen bu bir üçgen bu bir üçgen bu. Eş kartonları da bir yere de koyuyor böyle. Hadi bu ürün işlem yapın diyor. ÖSYM bence level atlayacak. Yani bir seviye daha üstüne gidecek. Artık sorular böyle gelecek. Yani eş karton demeyecek. O eş kartonların eş karton olduğunu sen kendin bulacaksın bu benim şahsi fikrim. Zaten sınavdan sonra da göreceğiz. Görüşeceğiz. Büyük ihtimal böyle şeylerle karşılaşacağız arkadaşlar. Çünkü bu ara gerçekten eş karton soruları çok soruluyor. Buyurun köşegen çizdiğin zaman iki tane eş karton da karşımıza çıktı mı çıktı. E o zaman ben burada şunu diyeceğim. Hocam burada şu kenarlar birbirine eşit. Bak çift çizgi demiştik ya. E hocam burası çift çizgi. Bak uzun kenar şurası da çizgi demiştik. E aynı şekilde hocam burası çift çizgi. Şurada çizgi mi? Evet. Aa ne çıktı hocam burada? Şurada bir ikiz kenar üçgen çıktı. Bak burası da çift çizgi burası da çift çizgi. Yani bir kenar buraya yapıştırmış. Hatta şunlar da eşit olacak da bunların eşitliğini bak kullanamıyoruz. Evet şurada bir ikiz kenar üçgen karşımıza çıktı. Şimdi benim bir de 50'yi kullanmam lazım arkadaşlar. 50'yi ben nasıl kullanacağım? Arkadaş şurada iki iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Beta ile neyi toplarsan 50 yapar. Ya da şuraya istersen A de. Hocam iki iç açı bir dış açı. A artı beta eşittir 50 mi? Evet 50. E ne işime yarayacak? Bak dikkat et. Şurada x kenar bulduk ya. Tepe açısı da kaç derece arkadaşlar burada? A artı beta değil mi? Ya da şey dersin beta ile bunun toplamı 50 ya. Burası 50 eksi beta kaldı dersin. 50 eksi beta ile de betanın toplamı 50 yaptı dersin. Yani şurada kaçı? 50 derece oldu kardeşim. E bu 50 derece olduysa o zaman bir x kenarlıkta varsa o zaman 180'den 50 çıkartıp 2'ye böldüğümüz zaman taban açılarını buluruz. 180'den 50 çıkart. 130 2'ye böl. 60. 65, 65 olacaktır. Benden de B, açısı isteniyor. Böylelikle açıyı kaç derece bulduk? 65 derece olarak bulduk. Gerçekten mükemmel bir soru arkadaşlar. Bu sene eklediğim sorulardan biri. Ben ÖSYM'yi çok inceledim. Her zaman da tahminlerinde genelde doğru çıkıyor. Eş karton yapılarını çok seviyor. Ama artık eş kartonları işte bu ürün eş kartonlar bunlar diye değil de aynen bu şekilde tanımı da kullandıracak şekilde Aha da böyle bir soru çıkacak. Büyük ihtimalle çıkacak. Tamam dostum ama çözümü de çok muhteşem ya. Şurada şu kenarların eşitliğini yazdığımızda x kenar olduğunu böyle fark etmemiz falan mükemmel bir soru. Hadi bakalım. Geldik örnek 4'e. ABCD paralel kenarı biçimindeki bilardo masasındaki topa ıstaka yani şu sopaya biz ıstaka diyoruz. Bilardo oynamışlığım da vardır bu arada. Üç bantı çok severim. Istaka masanın daha köşesinden geçmektedir. Eyvallah. Istaka masanın AB kenarı ile 50 ve burasıyla 30 derece açı yapmaktadır eyvallah. Top masanın CD, BC, AB ve AD kenarlarına sırasıyla çarpmaktadır. E hocam top buraya çarptı ya CD'ye sonra buraya çarpacakmış sonra buraya çarpacakmış sonra AD'ye çarpacakmış. Ve sonra C köşesine gidecekmiş. Buradan da C köşesine gidecekmiş böyle. Eyvallah. Devam edelim. Topun AD kenarına çarptığı nokta K noktasıdır şunu da şekilde okuyup hemen şekli belirliyoruz arkadaşlar. K noktasını yazdık. Buna göre diyor BCK açısı kaç derecedir diye soruyor Bir de not düşünmüş. Top masanın kenarına vurduğu açıyla yola devam eder. Hmm, daha önce böyle sorular yapmıştık. Mesela burada da göstermiş. Hocam alfa vurduysa alfa devam edecek. Tamam. Şimdi buradaki şunu kullanalım mı arkadaşlar? Şu 50 ve 80'i kullanalım. Top masanın ıstakasının doğrultusuna gidiyor ya. Hocam bu doğrusal. E o zaman Z'den dolayı burası da 50 mi yaptı arkadaşım? Evet 50 yaptı. Sonra şurası kaç derece? 80 derece hocam. E burada açıda kaç derece olacak? 80 derece olacak. Şimdi senin top böyle burada açıyla gidecek. Yani burası yine 50 derece mi? Evet. Aa buradan 50, 80 daha 130. Buraya ne kaldı? 50 kaldı. Bak top burada da vurdu ya. Vurdu açıyla gidecek. Vurdu gol aldı. Yani şurası 50 derece olacak. Sonra hocam keşke burada kaç bilsem. işte. bilirsin ne var? E yukarısı 80 ya aşağısı 180'e tamamlayan atıs, değil mi? U kuralından dolayı. Evet. E, 80 ise 100 oldu burası. A 150. Üçken iç açıları toplamından. Buraya da 30 derece kaldı. Vurdu açıyla gidecek. 30 olacak burası da. 30 var 80 var şuradaki üçgende. 80 30 daha 110. Buraya ne kaldı? 70. Hocam vurdu açıyla gidecek. E, burası da 70. Sonra benden ne isteniyordu? Bakıyoruz. BCK açısı isteniyor. Hocam B C K açısı. İşte tam olarak şurada kaç isteniyor. Buradan sonrasında hocam şurada bunlar birbirine paralel ya. Şöyle Z kuralı var deyip cevap 70 diyebilirsin. Birincisi bu. Ya da hocam burası zaten 100 derece 70 100 daha. 170 buraya 10 derece kaldı. E tamam 80'de burada kaç ya da 70 derece kaldı diyebilirsin. Ya da direkt Z kuralından dolayı 70'i de bulabilirdik arkadaşlar. Evet güzel bir açı sorusu yine. Hoş bu sorular sizi böyle şey yapıyor. Kendiniz böyle çizmeye alıştınız mı arkadaşlar? ÖSYM bunu şey yapıyor. Artık şekil üzerinde sana çizimi vermiyor. Sana çizdirtiyor. O yüzden bu sorular da alışın arkadaşlar. Tamam mı? Gerçekten hoş bir soruydu bu da. Örnek 4'ü 70 bulduk. Ama ne yaptık? Paraya kenarın tanımını kullandık. Böyle ekstra eşitlik olsaydı bir de karşılıklı kenarların eşitliğinde kullanırdık. Bu sefer açıyla ilgili tanımını kullandık. Karşılıklı açılar toplamları, karşılıklı açılar birbirine eşit. Artışık açıların toplamı da 180 olmasını kullandık. Mesela burada. Evet geldik bir sonraki soruya. Cevabı kaç bulduk bu arada? 70. Bir sonraki soru ne diyor? Açı ortaylık var. Hmm. Daha önce ben bunu şeyde de söylemiştim gençler. Nerede söylemiştim? Benzerlik konusunda söylemiştim. Hem açı ortaylık hem de paralellik varsa Z'ye dikkat edin demiştim. Aynı şeyi paralel kenarda da söylemeye devam ediyorum kardeşim. Ya bu her konuda geçerli. Paralellik varsa ve açı ortaylık varsa Z'ye dikkat et kardeşim. E burada ne var hocam açı ortaylık var mı? Var. E o zaman burada bak şöyle bir Z kuralı hop nokta açısı yaptı hocam. Ama öncelikle bir şu tanımı kullanalım kardeşim. Sana burada bir paralel kenar dedim mi bunu? Dedi. Paralel kenar dediği için karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 5 burası da 5. 8 ise yukarısı da 8 değil mi kardeşim? Evet bunları kullandık. Sonra Z'den dolayı nokta açısı yaptı. Hocam şurada bir ikiz çıktı karşımıza. İkiz kenardan dolayı şurası 5 burası da 5 mi olacak? Evet. E hocam tamamı 8'di buraya kaç kaldı? 3 kaldı. Devam edelim çizgileri kullanalım. Hocam şu kenarlar birbirine paralel olduğu için Z'den dolayı burası da çizgi açısı yaptı. A çizgiye 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 çizgi olduğundan ikiz kenar çıktı. Yani senin şu kenarında şu kenar eşit olacak. O burası 5 ise burası da 5 olacak. 3 artı x eşittir 5 ise x'i böylelikle 2 olarak buluruz. Evet açı ortaylıkta da buna lütfen dikkat. Zaten arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Paralel kenarın yapılamamasının en büyük sebebi ne biliyor musun? Şu tanımı kullanamamak. Bak dikkat et şimdi dikkat et dikkat et tanım. Karşılıklı kenarlar paralel ya o yüzden biz böyle bir açı ortaylık gördüğümüz zaman karşılıklı kenarların paralelliğini kullanacağız. Z'den dolayı hocam burası çizgi açısı yapar. A burada x kenarlık çıktı. 1 mesela tanımı. Yani sana paralel kenar deyip şuradaki ikiz kenarlığı göstermek zorunda değil. Sen onu bulacaksın. Ya da tanımı bak kullanamadığımız şey. Sen bir paralel kenar gördün. Ve şurada bir 90 derece gördün. Sen ne yaparsın hemen? Hocam 90 varsa hemen aklıma dik üçgen gelir. Aferin senin aklına. Harikasın. Gerçekten harikasın. Sıkıntı yok. E aklına gelen başıma gelsin dersin. Hemen şurada dik üçgen oluştursun. Yok. Öncelikle sana verilen bilgileri kullanacaksın. Sana verilen bilgileri kullandıktan sonra sonuca ulaşamıyorsan ondan sonra çizim yapacaksın. Hep diye demiyor muyum hep? Diyorum değil mi? E o zaman burada da hocam. E hocam 90'ı nasıl kullanacağım ben? Kardeşim şu karşıtlı kenarlar paralel değil mi? Paralel hocam. E Z'den dolayı burası 90 derece zaten. Bak hali hazırda zaten dik üçgen var mı? Var kardeşim. Hali hazırda dik üçgen var. Gel burada Pisagor'unu yap. Ha buradan sonuç çıkmasa gelirsin burada da bir Pisagor yapmak için hipotenüsü de oluşturursun. O da ayrı bir konu. Yapma demiyorum. Yapacağın zamanlarda gelecek ama ilk önce sen verilen bilgileri kullanacaksın. Tanımını, manımını kullan. İşte bu iki şeye dikkat edilmediği için genelde bak çok basit şeyler, paragraf kenar soruları maalesef yapılmıyor. Ya bu iki şeye dikkat etmediğiniz demek tanımına dikkat etmemek demek. O yüzden lütfen bu dediğime böyle bu dediğime bir yere de not alın isterseniz. Bak şuraya kitabın üstüne bunları da çiz. Önemli. Çünkü bu iki şeyden dolayı çoğu soru yapılmıyor. 1 açıortaylık gördüğünde Z'ye dikkat. 2 90 varsa karşı tanımını kullan. karşı 90 varsa karşıta da 90'dır kardeşim. Tamam? Buna da dikkat. Hadi bakalım. Örnek 6'ya bakalım şimdi. Bir katlama yapılmış böyle. Hmm. Katlamalarda ne yapacağımızı biliyoruz. Öncelikle bir katlamayı eski haline geri getiriyoruz. Hop şöyle. Sonra burası 4, burası 6 verilmiş. Katlamada üst üste binen kenarlar eşit, üst üste binen açılar eşit. E dörtgen burası da 4 mü? Evet. E 10 hocam, burası da 10 mu? 10. Tanımını hemen kullanıyorum. Sonra bak bak bak. Özellikle bu dörtgenlerde paralel kenarda dik dörtgende karede eşkenar dörtgende katlama gördüğün zaman burada genelde bu soruların yapılamamasının sebebi yine açıları yazmamak. Çünkü açıları yaz üstü de binan açılar içinde işte olacak ya bir de biraz önceki söylediğim şeye denk geliyor zaten. Paralel kenarının yapılamamasının çoğu sebebi de açı ortayda böyle z'yi kullanmamak oluyor. E burada açı ortay yok hocam ama var aslında. Hop hocam burası nokta ya nokta. Burası da üst üste binen açılardan dolayı çizgiye çizgi mi? Evet. Neyse soruyu okuyalım bakalım. Şekil 1'deki ABCD kartonu AK boyunca katlandığında D köşesi şekil 2'deki BK doğrusu üzerinde oluyor. Evet 4'e 6 verilmiş. Buna göre diyor BD üstü uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar katlandığında D köşesi nerede oluyormuş D köşesi? BD üzerinde ve BK doğrusu üzerinde oluyormuş. Hmm, yani şu doğrusal K D üstü B. Bu doğrusallığı kullanacağım. Bak burada açıortaylık var. Hocam bu açı kullanabilir miyiz? Şöyle bir z kuralı yok maalesef. Ee, bunlar paralel değil çünkü. E hocam şurada kaç ortaylığı kullanabilir miyiz? Hop şöyle bir z kuralı var. Hocam burası çizgiyse, aha da burası da çizgidir. Bak ne çıktı burada? Hocam çizgiye çizgi. Yani şu bir ikizkenar üçgen çıktı. Hop burası 10'sa burası da 10 mu olacak? Evet. Ya bulmaca çözmek. Sen buradaki onu burada yazmasaydın buradaki sonuca ulaşacak mıydın? Hayır. O yüzden tanımı kullanmak bak ne kadar önemli. Tamamı 10. Burası 4 ise buraya ne kaldı? 6 kaldı. Ve cevap böylelikle 6 çıkar. Geldik örnek 7'ye. Şimdi açı ortaylarının farklı bir durumundan bahsedeceğim sana. Öncelikle ispat yöntemiyle yapayım. Açı ortay gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecekti? Hocam açı ortay gördüğümüz zaman Z gelecekti. Yani İkiz kenarlık özellikle paralel kenarda gördüğümüz zaman. E adam bize burada hocam şu paralel kenarı vermiş mi böyle? Vermiş. Bak. karşıt kenarlar paralel mi? Paralel. Bir de şu EF'nin de paralelliği vermiş. Hmm, hocam şu paralel ya. Ta doğru da açılardan beri biliyoruz. Biz paralel doğrular gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Uzatıyorduk değil mi? E hocam şu paralelliği şöyle uzatalım bakalım. Uzattık. Uzattığımız zaman ne geldi? Hocam bak Z'den dolayı çizgi açısı geldi. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit oldu. Hocam açı ortaylık var. Yani şurası da ayrıyetten bir paraya kenar. Burası da ayrıyetten bir paraya kenar oldu. Şöyle Z'den dolayı. Burası da nokta açısı oldu. Hocam noktaya nokta. E bu kenarda da bu kenar birbirine eşit oldu. Aa, iki tane yuvarlak 8 eşitse bunlar 4 4 yaptı. Burası da 4 yaptı. Hop burası kaç çıktı? 10 çıktı. Yani Ali Bey uzunluğu da böylelikle kaç çıkar? 10 çıkar dostum. Hatta burada güzel bir şey öğreniyoruz. Bak şimdi tamam açı ortaylık gördüğümüz zaman ne yapacaksınız dedik. Hocam bize E'ye dikkat edeceğiz. Güzel. E burada da şunlara dikkat edecek olursam. Bak şimdi sana güzel bir şey gösteriyorum. Dikkat. Buraya al, alfa. Buraya da alfa diyecek olursam. Buraya beta. Buraya beta diyecek olursam. 2 alfa ile 2 betanın toplamı kaç? 2 alfa artı 2 beta. Bak bu çözüm değil. Çözümünü yaptık. Başka bir şey göstermeye çalışıyorum sana. 2 alfa artı 2 beta hocam 180. Alfa artı beta kaç çıkar? 90 çıkar hocam. Alfa artı beta 90 ise buraya 90 diyebiliriz. Ya da eşit 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 muhteşem hocam. O yüzden 90 derece diyebiliriz. 1. Tamam. Açı ortaylar nasıl kesti paraya kenarda? Ama ardışık köşelerden açı ortay çıktığı zaman nasıl kesiyormuş? Bakın. Karşıtlı köşelerden demiyorum. Bir buradan açı ortay bir buradan açı ortay demiyorum. Ardışık köşelerden açı ortay çıktığı zaman %100 nasıl kesiyor? Dik kesiyor. Bir de dikkat et. Tam bu dik kestiği yerden 90 içinden bir çizgi çizdiğim zaman ne oldu hocam? İki eşit parçaya böldü. Ki iki eşit parçaya böler. Z'den dolayı çizgiye çizgi olduğu için. Burada da Z'den dolayı noktaya nokta olduğu için. Şu iki eşit parçaya böldü. Yani Hocam dik kesitli açı ortaylar ve tam paralel kenarı ortadan böldü. O yüzden şöyle bir not yazabiliriz buraya. Paralel kenarda paralel kenarda ne diyoruz? Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişir. Orta taban kavramını yamukta da göreceğiz ama tam ortasında kesiyor ya aklınızda kalır. Bunu da çok kullanıyoruz gençler. Gerçekten bu da önemli. Bu da önemli bilgilerden biri. Orta taban üzerinde Kesir. Buraya notunu yaz. Tamam mı? 3 yıldız koyuyorum buraya. Sen de koy lütfen. Orta taban üzerinde kesişir. Hatta bunun farklı bir ispatı daha var. Bak farklı bir ispatını da şurada yapayım. Zaten şuradaki soruda da o şekilde yapılacak. Farklı bir ispatını da bak şurada yapıyorum. Hocam açı ortay şöyle. Bu açı ortay şu da açı ortaysa eğer. Dik kesmesini anlattı zaten. A, alfa alfa beta beta yazınca buradaki açı 90 derece. Bunda bir sıkıntı yok. Hocam Şurası 90 derece. Eyvallah. Niye ort taban üzerinde kesiyor? Açı ortay deyince bir de aklımıza ne geliyor üçgende? Kollara çizilen dikmeler gelmiyor mu? Geliyor. Hocam açı ortayda şurada kola bir dik, Şurada da kola bir dik çizersem kollara çizilen dikmeler ne olacak? Birbirine eşit olacak. Hocam alttakinde de açı ortay kola çizilmiş. Diğer kola da ben bir dik çizsem. Hocam burası da eşit olacak. Bak dikkat et tam buradaki nokta. Hop orta nokta oldu. Tam açı ortayların dik kesmesi açıdan geliyor. Bir de nerede kesiyor? Tam burası orta nokta olduğu için sen şuradan bir paralel çizsen tam burası paraya kenarı ortadan böler. Ortadan üzerinden geçer yani. İşte bakın dostlar, ben bu ispatları yapıyorum ya. Bu ispatlardaki çözüm yöntemleri aslında soruların çözüm yöntemleridir. Yani ispat teknikleri soru çözüm tekniğidir aslında. Biraz önce bir soru çözdüm şurada. İşte bak ispat Şuradaki ispat. ispatını da yaptık zaten. ispat yöntemiyle çözdük zaten bunu. İşte bir soru çözüm tekniği. Ya da burada bir tane şey yaptım. Karşımıza büyük ihtimalle çıkacaktır bununla ilgili bir soru. Ve kollara üstlenen dikmelerle de ilgili işlemler yapabilirsin. Yani sen açı ortayla ilgili bir şey paralel kenarda karşılaştığın zaman ne gelecek aklına? Ya hocam Z gelecek X kenarlık. Ha bu da yoksa o zaman açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesişir diyeceksin. Ha buradan da çıkmadıysa bakacaksın hocam. İspat yöntemini kullanacaksın. Kollara çizilen dikmelerin birbirine eşitliğinde kullanacaksın. Haberin olsun. Tamam. Evet. Şimdi örnek 8'e bakalım. Şimdi neler verilmiş? 24, 25, 12 verilmiş. Aslında zor bir soru baktığın zaman. Ama biz bir şey öğrendik. Bir teknik öğrendik. Tekniğimizi uygulayalım. Şimdi bu soruya baktığımız zaman. Hocam burası dik ya. Bu dikin böyle devamını getirsem. Ağaç ortayda kola dik çizilmiş oldu. Şuraya da dik çizsem. Şunlar için. Hocam kollara dik. E, burası da dik olacak. Ama maalesef Şuradaki yüksekliği bilmiyorum. Yükseklik belli olmuş olsaydı şurayı da bulmuş olurdum. Buradan sonrasında alandı alandı bir şeyler de yapabilirdik belki ama buradan çıkıyor mu çıkmıyor. O zaman düşüneceğiz. açıortaylar ortaylar. Hocam açı ortay görünce aklıma Z geliyor ama Z yok maalesef. Z yok ne yapacağız? Hocam paraya kenar içerisinde değil. Ama burada açı ortaylar nasıl kesir? Dik kesir ve ort taban üzerinde kesir. Hop şöyle mi hocam ort taban? Hayır. Bak biraz önce soruda gösterdim. Açı ortaylar böyleyse bunlar dik kesir. Ama dik ve orta taban üzerinde kestirelim. Tam burası orta taban çizgisi, çizgisi üzerinde olacak. Bu orta taban da 90 içinden geçecek kardeşim. Şunlar böyle eşit olacak. Senin paralel kenarın şöyleyse eğer ve açı ortaylarında şöyleyse eğer dikkat et. Açı ortaylarında şöyleyse eğer hocam bunlar da yine aynı şekilde dik kesişecek ve orta taban üzerinde kesecek. Ama orta taban nasıl olacak? Şöyle olmayacak. 90 içinden geçecek. Buradan geçecek 90 içinden ve diğer kenarlara paralel olacak. Yani şöyle paralel olacak arkadaşım. Bu orta taban çizgisidir. Yani şunlar şunlar birbirine eşittir. Şunlar da birbirine eşittir. E burada o zaman burası orta taban çizgisi üzerinde olacağı için hemen ne yapıyoruz? Orta tabanı çizelim. Hocam hop şöyle şu içinden geçecek. Şu orta taban çizgisi olmak zorunda. İspatı zaten biraz önceki soruda da yaptık. Evet tamam. Bu orta taban çizgisi. Hocam burası 12 burası 12. Hatta burası da 12 burası da 12 değil mi? Evet. Hatta 90'dan çizilen kenar ortay oldu. Muhteşem üstünden burası da 12 oldu. Sonra ne yapacağız? 25'i kullanmadık. Hocam 25 ya. Tamamı 25. Ana ne kaldı? 25'ten 12 çıkartırsam buraya 13 kaldı. Ve 12 13. Ne üçgeni? 5 12 13'ten 5 çıkar burası. Hocam tamamı 12 idi. 7 kaldı buraya. Eyvallah. Şimdi CF uzunluğu. Bak burası 12 artı 5. 17 yaptı. Eksi. Bir de FD uzunluğu isteniyor. FD uzunluğu da 7. Yani cevap böyle kaç çıktı? 10 çıktı arkadaşlar. Örnek 8'i böylelikle 10 bulduk. Aslında zor bir soru tipidir. Ama bu dik ve orta tabanı üzerinde kesmesini burada anlattım ya sana. Bu da önemli noktalardan biri. Aynı şeyi yamukta da kullanacağız. Bence bunu bilmelisin dostum. Evet geldik şuraya. Soruya bakıyoruz. Baktığımız zaman 8-16 ise hocam 8 kök 5'i yapıştırdık. Eyvallah. Bir işimize yarıyor mu yaramıyor. Hmm, durduk şimdi. Ne yapacağız? İlk önce para erkenlerinin tanımını uygulayacağız tabii ki. Olmazsa olmazımız kardeşim. Hocam x ise x. Hocam 16 ise 16. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. E sonra hocam açı ortay verilmiş. Açı ortayı kullanalım. Açı ortaylık olduğunda neye dikkat edeceğiz demiştik. Şurada söylemiştim. Genelde soruların yapılamamasının en büyük sebebi açı ortay olduğunda şöyle Z'ye dikkat etmemek ya da 90 olduğunda karşısındaki 90'ı kullanmamak demedim mi ben size? Dedim. E o zaman burada da hocam açı ortay var. Z nasıl? Hocam hop şöyle mi Z var? Hayır şunlar birbirine paralel değil. İşte hep böyle yatay Z'yi arıyoruz. Arkadaş Paralel kenarda sadece şunlar paralel değil ki. E, bunlar da paralel değil mi arkadaşım? Evet. E, buradaki Z'ye bak bakayım. Hocam hop şöyle de Z var. Aa ne güzel. Hocam noktaysa Z'den dolayı burada açıdan Nokta açısı yapar mı? Yapar. Bak ne çıktı. Noktaya nokta. İkiz kenar. Ve bu arada burası 6 değil 16. E ikiz kenarsa X'e buraya da X'i yazalım. E tamamı 16'ydı. Buraya da 16 eksi X mi kaldı? E e hocam buradaki 90 nasıl kullanacağım? Burası 8 kök 5 falan yapıyor. Sonra buradan dik biçesem. Dur kardeşim şu karşılıklı kenarlar paralel değil mi? Paralel. 90 varsa karşısındaki 90'ı da yapıştır. Bak burada da Z var böyle. Şöyle dikili olsaydı büyük ihtimal görürdünüz. Ya da şu kenarlarda böyle hani şu diklik şöyle olmuş olsaydı büyük ihtimalle fark ederdiniz ama. Sırf o yüzden bu şekilde de yazdım ki buna da dikkat edin. Burası 90'sa burası da 90. Çünkü bu kenarlar da paralel kardeşim. E o zaman... Burası 90 oldu. Ana ne çıktı karşımıza? Bir dik üçgen çıktı. E Pisagor bantısı x'in karesi eşittir. 16 eksi x'in karesi artı 8'in karesi deyip işlem işlem işlemle x'e ulaşıyoruz. Kardeşim hala sen buradan mı yapıyorum? Dur. 8 varsa dik kenarda. Büyük ihtimalle üçgendir. Ya 6, 8, 10'dur ya da 8, 15, 17'dir. Hocam x yerine 10 yazarsam 16 x 10'dan burası kaç yapıyor? 6 yapıyor. 6 8 10 sağlamız tuttu. Yani x'i böylelikle 10 bulduk dostlar. Güzel soru değil mi? Evet bunlara dikkat edin. İnce noktalardır. Küçücük bir noktaya yani z'ye dikkat etmemek, yani paraya kenarın tanımına dikkat etmemek soruyu çok zorlaştıran noktalardan biridir. Lütfen sen buna dikkat et. Geldik Ege'nin E'sine. Uzun kenarı x birim olan şekil birdik kağıttan. 7 tane kullanılarak şekil elde ediliyor. Arkadaşlar ben bu soruyu yazdığımda kaç yılda yazdım ben bunu? 2000 yılında yazdım galiba. 2000 yılından sonra en az 2 defa ya da 3 defa sınavda karşımıza çıktı. PYT'de, AYT'de ve MSÖ'de olmak üzere. Şu mantıkta bir soru çıktı. Geçen sene F harfiyle ilgili yapmıştım. İlk yazdığımda E ile yapmıştım. Sonra geçen sene F'ye dönüştürmüştüm. Bu sene de E'ye dönüştürdüm yine. E çünkü bu sefer sadece X verdim. Başka bir şey vermedim. E bir tık daha zorlaştırdım. Çünkü ÖSYM sordu ya artık bir şey bir tık daha zor bir kısma geçebilir büyük ihtimalle diye düşünerekten o yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdi ne olmuş? 7 tane kağıt kullanılarak şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2'nin çevresi şekil 1'in çevresinden 60 cm fazla olduğuna göre. Evet arkadaşlar şu uzun kenar ne? X. Sadece uzun kenar verilmiş hocam. Kısa kenara da A diyelim o zaman. Tamam kısa kenar uzun kenar X. 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 Şunlar X. Tamam uzun kenarlar X. Yazalım şöyle. Hocam ilk önce ne yapalım? Uzun kenarlara bakalım. Bu şekilde dikdörtgenli paralel kenarlı kartonları birbirine yapıştırdıklarında şuna dikkat et. Neye dikkat et biliyor musun? Yatayların toplamı ya da dikeylerin toplamı şeklinde git çevreye hesaplarken. Hadi çevreye hesaplayalım. Hocam yataylara bakacağım. Bak ilk önce x'leri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hocam 10 tane x var. Yatayda bak 10 x var. Sonra bir de yatayda hocam şurası var. Burası A, değil mi? Hocam bir de yatayda burası var. Burası da A. Evet, yatayları saydık bu tüm yataylar arkadaşlar saydık. Yani toplamda bir de 2A var. Evet, yatayları saydık. Şimdi şekil 2'nin çevresine bakıyorum arkadaşlar. Şekil 2'nin çevresine bakıyorum. Şekil 1'in çevresi zaten basit. Şekil 1'in çevresi ne oluyor arkadaşlar? Çevre 1 diyelim ona. E, o da 2x artı 2A zaten. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim şeye. Dikeylere bakalım arkadaşlar. Hadi dikeylere bakıyoruz. Hocam Dikeylerde de ne var? Şurada bir x var burada da x var. Eyvallah. Elimizde 2x var. Sonra hocam şurası var. Sonra burası var. Sonra burası var. Sonra burası var. Sonra burası var. Hocam buraya a mı diyeceğiz? a dersem tamamı x eyvah burayı ne yapacağız böyle? İşte bu dikeylerde de şuna dikkat edeceksiniz. Kardeşim şu artı bu artı bu artı bu artı bu. Bütün sene bakacaksınız. Bak dikkat et. Şunu 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 topladığın zaman burayı vermiyor mu kardeşim? Ya da sen şunu şuraya getir. Bak hocam bu buraya geliyor mu? Evet geliyor. Şu kenarlar eşit olduğundan dolayı. Hatta onu siyahla göstereyim. Bu kenar buraya geliyor. Bu kenar buraya geliyor şöyle. Hocam bu kenarda buraya geliyor şöyle. Değil mi? Şu kenarda buraya geliyor. Yani şu 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 şunun toplamı bunu buraya getirince bunu da buraya getirince bunu da buraya getirince şunun 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 toplamı yapıyor. Yani toplamda 2x yapmıyor mu? Evet. İşte o yüzden yataylar artı dikeyler şeklinde gitmenizi tavsiye ediyoruz. Yani toplamda 4x yaptı. O zaman çevre 2'yi ne bulduk kardeşim? Hocam yataylarda ne var? 10x artı 2a var. Dikeyde de 4x var. Toplamda 14x artı 2a mı var? Evet. Şimdi bana diyor ki şekil 1'in çevre, çevresi, şekil 2'nin çevresi, şekil 1'in çevresinden 60 cm fazlaymış. O zaman sen bundan bunu çıkartırsan yani 14x 14x artı 2a'dan 2x artı 2a'yı çıkartırsan hocam 2a'lar gidiyor. 12x yapıyor. 12x'e 60 eşit verilmiş. O zaman x de böyle. kaç çıkar? 5 çıkar. Soru gerçekten muhteşem bir soruya dönüştü arkadaşlar. ÖSYM'de de sorduğunda da buradaki değerleri vermişti galiba. Ee, ama ben bir tık daha böyle bir kademe daha level atlattım. Bence çok da güzel oldu. Yani tek bir sayı değerine bakaraktan sanki sonuca ulaşmak Zormuş gibi gözüküyor ama işin içine dalınca çözüm yöntemi hep aynıdır bunların. Dikeyleri ayrı yatayları ayrı topluyorsunuz. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam dostum. Evet geldik şuraya. Aa bu sorunun bende ayrı bir yeri var. Çünkü ilk yazdığım yeni nesil soru diyebilirim bu soru için. Akın bu arada Akın'da biliyorsunuz öğrendiniz abi oğlu oldu. Yani yeni oldu kendisi. BC ve CD kenarı duvar üzerinde olan... ABC'de paralel kenar şeklindeki bir sahanın A köşesinden topa 2 vuruş yapıyor. Evet şu yeşil bölge bir paralel kenar şeklindeymiş. Çapraz baktığımız için görüntü bu şekilde görünüyor. Birinci vuruş top BC kenarına çarp akına geliyor ve top 16 metre yol gidiyor. Hmm. Vurdu geri geldi. E, burada ince bir ayrıntı var. Nedir bu? Geri gelmesi için duvara dik çarpması lazım değil mi? E hocam top 16 metre yol alıyorsa o zaman burası 16 mı olacak? Cık, hayır dikkat. Gidiş gidiş 16 ise o zaman burası ne olacak? 8 olacak. Yani 8 7 8 geldi. İkinci vuruşta top CD kenarının tam ortasına çarpıp diyor bak. CD kenarının tam ortasını şöyle gösterelim. Akına tekrar geri geliyor. E hocam tam ortasına çarp geri geliyorsa o zaman bu duvara da dik çarpacaktır. Kendisine geri geldiği için. Sonra CD uzunluğu 10 metre olduğuna göre. Hmm, hocam CD uzunluğu 10 metre ise bunlar 5 5 yaptı. Paraya kenar şeklindeydi bu. 10 burası da 10. 6 8 13 kendinden burayı da ne bulduk 6 bulduk. Sonra benden ne isteniyor? İkinci vuruşta toplamda top ne kadar gitmiştir diye soruluyor. Yani ilk soruluyor bize. Arkadaşlar ne yapacağız burada? E hocam dik üçgen var. Burada bir 6 8 10 var. E şurada da bir dik üçgen var. Vallahi dik üçgenler olunca Pisagor bağıntısından çıkmıyor. O zaman ne yaparsın? Aklına ne gelir? Böyle. Konularda, daha doğrusu konularda üçgen düşün. Bir soru çıkmıyorsa, Pisagor bağıntısından da çıkmıyorsa aklına hangi konu geliyordu? Benzerlik. Benzerlik içinde açıya dalarsın değil mi? Hocam buraya alfa, buraya beta dersem e şimdi bu paralel kenar karşısında açılar birbirine eşit. Bak burası da alfa. A alfa 90 ise burası da beta oldu. Yani senin bu üçgeninle bu üçgenin benzer oldu. O zaman buradan başlıyorum. Alfanın karşısı x'in. Alfanın karşısı 8 e oranı eşittir. Betanın karşısı 5'in. Betanın karşısı 6'ya oranı oldu. E o zaman buradan sadeleştir sadeleştir. 3 ve burası 4 oldu. 4 kere 5 20. X'i de böylelikle 20 bölü 3 bulduk. Ama cevap 20 bölü 3 değil. Çünkü ikinci vuruşta top kaç metreye gitmiştir diye soruluyor. İkinci vuruşta top duvara çarp yanına kala geliyor ya. Yani bizden 2x isteniyor kardeşim. Yani cevap kaç yapacaktır? 40 bölü 3 yapacaktır. Evet güzel bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. ABC'de paraya paralel kenar ve BE uzunluğu K. Burası da 2K verilmiş dostum. Şimdi BE'ye K yazalım. CE'ye de ne yazalım? 2K yazalım oran var. Oran olduğunda ne gelecek aklına? Üçgende ne geliyordu? Benzerlik. İşte paralel kenarda da büyük ihtimalle benzerlik gelecek aklına arkadaşım. Sakın ama sakın unutma. E hocam neye dikkat edeceğiz? Oran varsa ya kelebek benzerliği ya da temel orantı benzerliği vardır. Yoksa da kendimiz oluşturacağız. Oradaki oranı biz kullanacağız. Hala hazırda varsa oranı kullan tabii ki. Var mı? Var. Önce tanımı uygulayalım. Hocam 3K ise karşı tarafta 3K yazdık. E şu kenarlar birbirine paralel değil mi? Yani şurada bir kelebek benzerliği çıktı. Ve AC uzunluğu verilmiş. AC'ye açacağız. Kelebekteki soldan sağa oran 3 bölü 2. O zaman soldan sağa burada da oran 3 bölü 2'dir. Yani burası 3A burası 2A'dır. Toplamda 5A'yı 20 vermiş. A buradan 4 mi çıkar? A benden AF isteniyor. AF'ye bakıyorum. O da 3A olduğundan A yerine de 4 yazarsam cevap 12 çıkar. Örnek 12. 12 oldu. Geldik. Örnek 13'e. Şimdi Bundan sonraki videoda ben sana bunun formülü halini vereceğim. Ama formüle gerek yok. Gerçekten gerek yok. Çünkü ne var burada? Sayıları kullanacağız. Hocam 4 var 6 var x isteniyor bizden. E hangi konu gelecek? Sıkıştığımız zaman dik üçgen yoksa benzerlik. Var mı benzerlik? Kelebek ya da tema orantı var mı? İnce ayrıtı kelebektir. Kelebek varsa kelebeğe dikkat. Var hocam kelebek. Nerede kelebek? Bak burada. Sayılar zaten bize bir şeyleri gösteriyor kardeşim. E baktığın zaman buradaki kelebeğe kelebekteki oran yukarıdan aşağı kaç? 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. Hocam şurada da 2 bölü 3 yazabiliriz. Ama burada yazalım 2 bölü 3. Sanki bunlar işimize yarayacak. Paralel kenarın tanımı gereği ne oluyor burada? Hocam 3 A ise burası da 3 A buraya A kaldı. Şimdi X'e bak bakalım. X'e baktığın zaman bir şeyler fark edersin büyük ihtimalle. E hocam X'e baktığım zaman X ve şu. Şunlar da birbirine paralel değil mi? Evet ya bunu fark edersin ya da X'e baktın ya şuradaki kelebeğe dikkat edersin. Gerçi buradan daha kolay çıkıyor buradaki kelebekten. E, buradaki kelebekten sonuca ulaşırsın. Yani burada 1'e 2 oran var. X'e 2x olacak. 2x 10'sa x de 5 diyebilirsin. Ama genelde biz temel orantı daha çok dikkatimizi çektiği için temel orantıya bakalım. Şunlar birbirine paralel. E hocam sivrilen yer temel orantıyı kullanalım burada. X bölü tamamı x artı 10. A bölü 3 A'ya eşittir. Evet A bölü 3 A'ya eşittir. A'lar gitti. 3 x eşittir x artı 10'dan. X'i de buradan 2 x eşittir 10 olduğundan dolayı X de böylelikle 5 olarak buluruz. Örnek 13. 5 çıktı. Geldik örnek 14. Hocam alan geldiği için içine. Alanı daha görmedik ki. Üçgen bilgisinden çıkacaktır büyük ihtimalle. Öncelikle burada bir oran mı var? Oran var. BF bölü AF 1 bölü 2. Yani burası K iken burası 2K verilmiş bana. E sonra 3K ise buraya da 3K'yı yaz kardeşim. Tanımı mutlaka mutlaka kullan. E şurada kalan 18 verilmiş burası isteniyor. Oran var. Oran varsa ne vardı? Büyük ihtimal benzerlik. Benzerlikten oran bulacaksın sonra da büyük ihtimal alan dağıtımı yapacaksın. E şurada kelebek var. Kelebeğe bakalım. Yukarıda aşağı 3 bölü 2 oran var. 3 bölü 2 oran. Hocam burası 3A ise burası 2A. Burası 3B ise burası da 2B. Yazalım bakalım. eee bunları yazdık daha sonra. Hadi kardeşim bir şey öğrenmedik ama da alan dağıtmayı biliyoruz. Hadi dağıtmaya başlayalım. Hocam 3B'de kalan 18 ise tepe noktası D'ye göre baktığımızda 6 katı 6 katı. Burası da 12 olur. 3A'da kalan 12 ise hocam 4 katı 4 katı 4 kere 2 8 olur burası. Ya da kelebekteki benzer kalan ilişkisinden yapabilirdiniz. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. 9A ise 4A olacak. A buradan 2 geliyor burası da 8 çıkar diyebilirdiniz. Şimdi alan bilgisini bilenler hocam burası 30 sa burası da 30 olacak deyip buraya 22 yazabilirsiniz. Ya da hocam daha alanı öğrenmedik. Alan dağıtmaya devam o zaman. E burada 2B'de kalan 8 ise tepe noktası F'ye göre bir üçgen oluşturacak olursak hop şöyle Hocam 2B'de kalan 8 ise 4 katı. 4 katı o zaman 12 olur. Sonra 2K'da kalan 20 ise K'da kalan da 10 olur. Ve taralı alanında kaç bulmuş oluruz? 20 bulmuş oluruz. 12, 22 bulmuş oluruz. Neden dolayı? 12 artı 10'dan dolayı. İşte bildiğiniz üçgen muhabbeti bakın. Burada da karşımıza çıktı. Geldik örnek 15'e. Oranlamalar var hocam. İşte ben sana oran mantığını benzerlikte öğrettim mi öğrettim. Tamam burada bir oran var. Ya buradaki oran ya da buradaki oranı kullanacaksın. Evet neredeki oranı kullanalım? Mesela şurayı kafaya taktık. Burayı kafaya taktıysak. Üçgende de göstermiştim. Oran olduğu zaman oradaki oranı kullanmak lazım. O oranı nasıl kullanabiliriz? Ya bunu uzatacaksın. Şöyle kelebek yapabilirsin. Bunu üçgende de gösterdim. Ya da paralel çizebilirsin. Bak iki tane teknik çıktı bile. Ya da şuradaki oranı kullanmak için. Ya buradan paralel çizersin. Bak kelebek çıktı. Ya da dışarı doğru uzatırsın şöyle. Bak şurada da şöyle kelebek çıkıyor mu? Çıkıyor. E ne yapacağız hocam o zaman? İstediğin yerden yapabilirsin. Hocam kelebek oluşturması en mantıklı seçenektir. Genelde ne yapıyorsunuz? Şunu yukarı doğru uzatıp dışarıda kelebek yapıyorsunuz ama kelebekler iç içe oluyor. Bir burada kelebek oluyor, bir de şu büyükte kelebek oluyor. Bu kelebeklerin iç içe olması bizi bazen sıkıntıya sokuyor. Benim genelde tavsiyem paralel kenarda iki taraflı oran olduğu zaman öyle bir şey, içeri doğru paralel çiz ki mesela burada oranı kullanacaksın ya içeri doğru paralel çiz kelebek oluşsun kısa çizgi paraleliyle. O kelebek hem kelebek oluşsun hem de temel orantı oluşsun. Burada amaç kelebek oluşturmak. Bunu da sakın ama sakın unutma. E hocam şurada da yapabilir miyiz? Evet buradan da yapabilirsin. Buradan oluşturdun. E hocam burada kelebek çıktı. Ama temel orantı çıktı mı? Çıkmadı. Kısa çizgi paralelinle hem kelebek hem de temel orantı aynı anda çıkarsa işin daha kolay. E hocam bunu nasıl bileceğiz? İki seçeneğin var kardeşim. Ya burası ya burası. E buradan çizdin çıkmadıysa buradan çizeceksin. Hocam buradan çizerken nasıl yapacağız? Dikkat buradan çizerken yatayların üstünde ya dikeylere paralel çizeceksin. Bunu da unutma. E hocam ben buradan çizeceksem bu da dikeylerin üstünde ya yataya paralel çizeceksin. Kısa çizgi paralelini çizdim. Hocam hem kelebek çıktı hem de temel orantı çıktı. En kolay çözüm yöntemi budur. Ha içeri çizdiğinizde çok karışık oluşuyorsa dışarı doğru da oluşturabilirsiniz. Genelde çözüm yöntemi bu da oluyor ama bu en kolay oluyor. Çoğunluğuyla en kolay oluyor. Bazen bu işi de zorlaştırıyor. Zorlaştığını gördüğünüz zaman dışarı kelebek yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama oranın olduğu her yerde benzerlik. Unutma. Kelebek çıktı. Eyvallah. Kelebekte oran yok. Bir de burada temel orantı var. Hatta 1 bölü 2 oran var. Hocam burası K iken burası 2K oldu. Niye? Eşitlik olduğundan dolayı 1 bölü 2 orta tabandan da dolayı diyebilirdik. Hocam 2K ise burası da 2K. Bak tanımı uygula. Yukarısı 4K ise aşağısı da 4K yaptı. Şimdi kelebekteki oran 1 bölü 4 çıktı. 4 bölü x'e mi eşittir? Evet. x'i de buradan kaç buluruz? 16 olarak buluruz. Bak benzerliğe çık geçtiğimiz zaman işler sanki daha da hızlı akmaya başladı. Çünkü benzerliği biliyorsan, biliyorsun daha doğrusu bilmiyorsan da burada benzerliği biraz hatırlıyorsun ve tekrarını yapıyorsun ve işi daha iyi bir noktaya getiriyorsun. Bak hem şimdi bir konu öğretiyoruz hem de geçmişini sağlamlaştırıyoruz. Teknik bu. Evet gelelim şuraya. Hadi bakalım. Şimdi sıra sende olsun. Öğrendin mi tekniği öğrendin. Oranlamalar olduğunda ne yapıyorsun? Benzerlik yapıyorsun. Yani kelebek ya da temel olarak yoksa kendin oluşturuyorsun. Hocam şuradan şunu şöyle çizsem. Hayır bu çizgiler yok. Çizgi çizeceksen oranlamanın olduğu yerden paralel çizeceksin kardeşim. Çiz ya da şuradan şöyle üçgen oluşturayım. Yok. Ha alan konusuna geldiğimiz zaman üçgende alanda da demiştik. Alan dağıtmalık üçgenler oluşturuyorduk. Alan sorularında onu yapabilirsiniz sadece tabii ki. Aa, burada onu yapmıyoruz. Tamam mı? Dikkat edelim buna. Şimdi ne yapalım? Hadi bakalım. Öncelikle sen uğraşıyorsun. Yaptıysan yoruma da yaz. Bekliyorum. Ben şimdi çözüme başlıyorum. Burada neler verilmiş? Burada DF uzunluğu. Şu 13 niye gelmiş buraya? Neyse bunu silelim. X kaçtır diye soruluyor bize. Evet burada eşitler verilmiş ve burası k iken burası da 2k olarak verilmiş. Fc uzunluğu k, df uzunluğu 2k verilmiş. Hocam oranlama var. Şimdi ya buradan paralel çizeceğim. Dışarı doğru uzatabilirsin bu arada sana kalmış. Ama ben içeriği daha çok seviyorum. Çizdim kısa çizgi paralelinde kelebek oluştu mu oluştu. Ama hem kelebek hem de temel orantı oluşmadı. Ha sonrasında bu çizgi de seni kurtarır. Bütün dörtgenler bittikten sonra. Niye? Yamuktaki şuradaki özellikten yapabilirsin mesela. Yamuğu da öğrendikten sonra bu çizgileri de çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Tamam. Ama şu an daha öğrenmedik ya. Onu yapmayalım isterseniz. Ben paralel çizdiğimde hem kelebek oluşsun hem de temel orantı oluşsun. Şuradaki oranı kullanayım. Yatayların üstünde olduğu için dikeylere paralel çizeceğim. E paralel çizeyim. Hocam hop dikeylere paralel çizdim. Paralel çizince kelebek çıktı mı? Çıktı hocam. Yani hem kelebek çıktı hem de temel orantı çıktı mı? Çıktı. Temel orantıda 2 bölü 3 oran var. Yani burası 2 aysa burası 3 a'dır. E hocam burası da 3 a. Toplamda 6A burası. E burası da 6A. Ana kelebekteki oran kaça kaç çıktı arkadaşlar? 2A'ya 6A. Yani 1'e 3 oldu? Evet 1 bölü 3 eşittir. 4 bölü x'e mi eşittir? 4 bölü x'e eşit olduğundan dolayı x de böylelikle 12 olarak buluruz. Cevap 12 çıktı. 16. soruda geldik 17'ye. Evet Zehra bu da yeğenim biliyorsunuz öğrendiniz gerçi abimin abimin neydi kızıydı e, ee, sülalenin de en büyük torunu. Neyse devam edelim. Zera bir tahtaya 5 tane çivi çakmış. 1, 2, 3, 4, 5. ABCD çivilerinin etrafına ip sarıldığında oluşan şekil bir paralel kenar oluyormuş. Evet şunun etrafına bir ip saralım arkadaşlar. Şöyle bir ip sardık. Oluşan şekil bir paralel kenar oluyormuş ve ip E noktasındaki çiviye temas etmektedir. Yani tam burada paralel kenarın üzerindeki bir noktadan bahsediyoruz. A diye 15 santimetre. Şuraya 15'i yazalım. Sonra başka ne verilmiş bize? CE'de 5 santimetre. Hocam tanım yereği 15 ise 15 olacak. O zaman buraya ne kaldı? 10 kaldı. Sonra Zehra A ve B çivilerine uzunluğu 30 santimetre olan bir ip bağladığında. e şu kırmızı ip 30 santimetreymiş. Bağladığında ip D çivisinin arkasından geçtiğinde gergin ve E çivisinin arkasından geçtiğinde de gergin halde oluyor. Hmm. Ben ipi D çivisinin arkasından geçirdiğim zaman bu şekilde gergin oluyormuş. E gergin olacaksa hocam bunun da uzunluğu 30 değil miydi? 30'du. Yani burası da kaç yapacak o zaman? 15 yapacak. Bir de E'den de geçiyormuş aynı şekilde ip. E'den de geçireyim şöyle. E'den de geçirdiğim zaman bu şekilde mi oldu? Hocam bu ipin uzunluğu da bak. ip farklı şekilde kullanıldığı zaman eş yapıyı kullanıyoruz. ÖSYM eş yapıyı sever. Uzunluğunun da eşit olmasını mutlaka kullan. Yani bu ipin uzunluğu burada da 30. Yani 10'sa burası da kaç olacak o zaman? Burası da 20 olacak kardeşim. Tamam. Çünkü uzunluk toplamı 30 olduğundan dolayı. E hocam ne çıktı burada? Bak bir kelebek benzerliği çıktı hocam şurada. Kelebekteki oran kaç? 10'a 15. Hocam 10 bölü 15 nedir? 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3 değil mi? 2 bölü 3 oran var. Yani burası 2A, burası 3A, burası 2B, burası da 3B mi oldu? Evet. Şimdi dikkat et. Toplamda 5A 20'ye mi eşit? Evet 5 20 a 20'ye eşitse A'yı buradan 4 bulursun. Hocam burası 8 olur, burası 12 olur. Sonra burası da hocam 15 yani 5 B eşittir 15. B'yi de buradan 3 buluruz. B3 ise burası 9 oldu. Burası da kaç yaptı? 6 oldu. E sonra D çivisi ile E çivisi arasındaki uzaklık isteniyor benden. Yani şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar bizden. E hocam şurada güzel sayılar çıktı. 6, 8, 10 çıktı. Oo hocam bu 6, 8, 10 çıktı. Pisagor bağıntısı sağlandı 90. Dolayısıyla burası da 90. Artık sen şuradakinde bir pisagor bağıntısı yapabilirsin. Çünkü burada 8 var. Burası kaç? 9. Senden de x isteniyor. Yani x'in karesi 8'in karesi artı 9'un karesi. Yani x'in karesi eşittir. 64 artı 81 yaptı. Ve x'in karesi de topladığın zaman 145 yaptı. Yani x'i de böylelikle kök 145 olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani cevap örnek 17'de kök 145 oldu. Geldik sonraki soruya. ABC'de paraya kenarında D noktasının AK'ya göre, göre simetriği ile C noktasının BL'ye göre simetriği paralel kenarın içindeki bir M noktasıdır. Bak simetriğinden bahsetmiş. Aslında katlama mantığıyla aynı. Ben bu sorunun aynısını katlamada da sana sorabilirdim. Ama ya böyle simetriyle de alakalı şeye dönüş yaparlarsa diye kitabımda bunu da koydum. Şimdi katlamasını alalım ya da simetriğini alalım. D noktasında AK'ya göre simetriği demek ne demek? Bir noktanın bir doğruya göre simetriği hop şu şekilde arkadaşlar. Şunlar eşit uzunlukta olacak ve burası dik olacak kardeşim. Şunlar şöyle eşit uzunlukta. Buradaki noktaymış burası. Ve C noktasının da BL'ye göre simetriği aynı noktaymış. Aynı noktaya geldim. Hocam şunlar da birbirine eşit olacak. Ve burası da ne olacak? Dik olacak kardeşim. Tamam. Buradaki içindeki M noktasıymış. Şuraya da bir M noktasını yazdık. Çevre KLM'den bahsetmiş. KLM. E, KLM üçgeni yok. O zaman üçgen oluşturalım. Hemen üçgen oluşturduk. Aa hocam üçgen oluşturunca bakın burada ne çıktı? Şurada bir dik tabanı keş parçaya böldü. Yani ne var? İskenarlık var. Hemen aklımıza gelen başımıza gelsin. A ise burası da A. Sonra hocam şurada da aynı şekilde bir ikiz kenarlık var. E hocam dik tabanı keş parçaya böldü. E o zaman şuraya da B dersek burası da bir Kenar yazıyorum çünkü bunun çevresinden bahsetmiş ya. Buraya da C dersem. A artı B artı C'yi kaç vermiş bana? 24 vermiş. E hocam A artı B artı C çevreden dolayı 24. A artı B artı C aynı zamanda burası da değil mi? Evet hocam. E o zaman burası da 24. E karşılıklı kenarlar birbirine eşit. E o zaman burası da 24 olacak. Şimdi benden ne isteniyor? BC uzunluğu da 13 olarak verilmiş. Ve buna göre diyor ABM üçgenin alanı nedir diye soruluyor. ABM üçgenin alanı. Hemen üçgeni oluşturalım yine. Hop ABM'yi oluşturduk. Hocam oluşturunca da bu güzel bir şey çıktı bak burada. Burada da dik taban iki parçaya bölmüş. O zaman burası sıra burası birbirine eşittir. Yani 13 ise burası 13'tür. Hatta burada da dik taban iki parçaya bölmüş. 13 ise burası da eşittir. Bak dikkat et. Buradaki kağıt buraya katlanmış gibi olmadı mı? İşte o yüzden Aynı katlama sorusu mantığını simetriye çevirdim burada sadece. Çünkü eskiye dönüş yapıp bu şekilde simetrikle sorabilirler sana. Şimdi benden ABM üçgenin alanı isteniyor. Olay çok basitleşti. Niye? Hocam ikizkenar üçgen çıktı. İkiz kenar üçgenin alanı da hop taban varsa insan ne yapar? Tabanına ait yükseklik çizer. 12 12 oldu burası. 12 13 ise burası da 5 çıktı. O zaman ABM üçgenin alanı taban 24 yükseklik 5 çıktı. 24 çarpı 5 bölü 2. Yani 12 çarpı 5'ten cevap ne oluyor? 60 oldu arkadaşlar örnek 18. Ve geldik son soruya. Evet çevreyle alakalı bir soru. Güzel bir soru. Aşağıdaki paraya kenar 9 paraya kenara bölünmüş ve renkli paraya kenarın içindeki sayılar çevre uzunlukları santimetre cinsinden göstermektedir. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Çevreden de bahsediyor ya. Şu yataylara A, B, C diyeyim. Şu dikeylere de X, Y, Z diyeyim arkadaşlar. Şimdi bunun çevresi. Hocam A'dan 2 tane Y'den 2 tane var. 2A artı 2Y 14 ise A artı Y'yi kaç buluruz? 7 buluruz. Yarısı 7. Sonra şuraya bakalım. Hocam Y artı B'ye kaç yapacak o zaman? 5 yapacak. Hemen onu da yazalım. Y artı B. Verilen bilgileri yazıyorum. 5. Hocam burası da Y artı C değil mi? Evet Y artı C. 2 tanesi 5 eşitse bir tanesi de 5 bölü 2'ye eşittir. Yani İki eşittir burası da. Dikeylere bakalım. Hocam x artı b burası. x artı b'den 2 tane var. x artı b o zaman 6'ya eşit olacak. Şurayı yazdım zaten. y artı b'yi buraya bir daha yazmaya gerek yok. Şuraya baktığım zaman b artı z de ne arkadaşım? 16'ya 2 tanesi. Bir tanesi 8. E ne yapacağız? Takıldık kaldık. Hocam iki bilinmeyen iki denklem değil ki. Bir sürü bilinmeyen var. Sonra soruyu oku bakalım. Büyük para çevresi isteniyor. Hmm. O zaman şurası ne arkadaşım? A artı B artı C. E hocam şurası ne? X artı Y artı Z. He. Çevre. O zaman ne olacak? A artı B artı C artı X artı Y artı Z'den kaç tane var kardeşim? İki tane var. İşte bunu bulmaya çalışacaksın. A artı B artı Y C artı X artı Y artı Z'yi bulmam lazım benim. O zaman burada elinde şu denklem de varsa sanırım bunu taraf tarafa toplarız. Taraf tarafa topladığımızda A'lara bakalım. Hocam A'lardan kaç tane var? Bir tane mi var? A artı Y. Evet bir tane var. Tamam. Sonra B'den de bir tane yazalım. C'den de bir tane yazalım. Şuraya yazayım o zaman. A artı B artı C'yi yazdım. Artı e, hocam bir de X artı Y artı Z'yi bulacağız ya. Şu Y'den bir tane yazalım. X'ten bir tane yazalım. Bir de Z'den bir tane yazalım. Ne kaldı geriye? İki tane Y. Şuraya yazıyorum öncelikle. X artı Y artı Z'yi yazdım. Geriye ne kaldı? 2 y kaldı bir de 2 b kaldı. 2 y artı 2 b kaldı. İşte bu topladığım zaman şu toplama eşit olacak. 8, 7 daha 15, 20, 26, 2,5 buçuk daha 28 buçuk yaptı. E hocam tamam şunu bulmaya çalışacağım ben. 2 y artı 2 b belli mi diye bakıyorum. Bak şuradan belli aslında y artı b olduğundan ya da bak şurası 2 y artı 2 b 10'a eşit değil mi? Evet burası 10. E o zaman burası ne oldu? 28.5'tan 10 çıkartırsam 18.5 yaptı. Bak A artı B artı C artı X artı Y artı Z'yi 18 buçuk bulduk. Hocam burası 18 işte çevrede ne olacak o zaman? 18.5 buçuk çarpı 2'den 37'ye eşit oluyor. Gerçekten güzel bir soru arkadaşlar bu da. Bu da sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Hoş bir soru. Evet böylelikle paraya kenarı bitirdik mi? Bitirdik. Sırada paraya kenarının özellikleri var. Bak bu zaman kadar ki olan kısım. Yani bu videoda işlediğim kısım ÖSYM'nin en çok sevdiği kısımdır. Parayal kenarın tanımını bir kardeşim bir de eski bilgilerini de kullan sorun çözümüne ulaş. Zaten hep ben buna önem veriyorum ki böylelikle ne oluyor? Üçgenlerinizde tekrar etmiş oldunuz hatırlamış oldunuz bir konu anlatırken diğer konuları da böyle şey hatırlıyorsun. Yani sen doğru yolda ilerliyorsun süpersin ve lütfen bu videoya dikkat çünkü ÖSYM soru soracaksa büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle bu ilk videodan soracak. Diğer videolardan da tabii ki gelebilir ama... Önceliğim bu video olsun. Bu videodaki beğendiğin soruları şöyle bir yıldız at. Geri döndüğünde de bakmanı tavsiye ediyorum. Evet gençler böylelikle 11. günde birinci videoyu bitirdik. O zaman ikinci videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.